Ergün Diler Türkiye kağıt üzerinde 2023'te başkanlık seçimine gidecek. Bu seçim sadece Türkiye'yi mi ilgilendirmekte? Kimin aday olacağı sadece burası ile ilgili bir merak mı? Muhalefetin birlikte Erdoğan'ı tavsiye planı iddia edildiği gibi sadece Beştepe'de olacak bir değişiklik mi değil elbette. Türkiye bu konuları sadece kendi içinde tartışıyor. Oysa Türkiye şu an bile dünya üzerindeki iki ekolün en sağlam yer aldığı ülke. Burada dolar üzerinde de, avro üzerinde de, iktidar savaşları üzerinde de görülen budur. Çok kişi yazmıyor, çizmiyor ancak Türkiye şu an Windsor ve Habsburg Hanedanlığı'nı güncelleştirilmiş savaşın merkezinde yer almakta. Erdoğan'ın dolarla tavsiye edilmek istenmesi de bunun sonucudur. Muhalefetin Beştepe'ye göz dikmesi de. Doların düşmesi bunun sonucunda çekilen halay bize gerçeği göstermekten uzaktır. Küresel bir mücadelenin bilek güreşi burada yapılmaktadır. Türkiye üzerinden. İsimlere şirketlere girecek değilim, gerek de yok. Windsor Hanedanı 1917'de bu ismi aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda ailenin Alman kökleri tartışma konusu oldu. Alman İmparatorluk ailesi aynı kökten geliyordu. Çünkü Fersus George 17 Temmuz 1917'de ailenin 1901'den beri taşıdığı Almanca ismi Windsor olarak değiştirdi. Diğer tarafta ise Almanlar vardı Habsburg Hanedanı. Avrupa'nın hemen hemen tamamını yüzyıllarca yönetmiş bir ekoldü, Avusturya Hanedanı olarak da bilinirdi. Adını İsviçre'de bulunan Şahin Kalesi anlamına gelen Habitsburg'dan almaktaydı. Bu iki ekolün ABD'de olduğu gibi, Rusya'da da olduğu gibi, Türkiye'de de kolları, gövdeleri bulunmaktaydı. Ve siyasette bu büyük küresel gücün çekişmesi şeklinde ilerliyordu. Suriye harekatını, Akdeniz kapışmasını, Libya çıkarmasını, Azerbaycan müdahalesini buradan okumuyorduk. 17-25 Aralık operasyonlarını, gezi olaylarını ve 15 Temmuz'u da buradan takip etmiyorduk sadece yerel figürlere bakarak olan biteni anlamaya çalışıyor ancak yetersiz kalıyorduk. Rakefıllarla Rothschild'i incelerken bu pencerenin dışına çıkıyorduk. Yani küreselci anlayışla ulusalcı anlayışın kaderi de bu iki ekor üzerinden belirlenmekteydi. Kabaca durum böyleydi. Şu an için Windsor'a yakın oluşum AK Parti ile MHP. Muhalefette kalan partilerin tamamına yakınıysa Habsburg Hanedanı'nın güncelleştirilmiş kollarına yakındır. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı yaşatan iki aile yine yeniden karşı karşıya. Bu nedenle durum çok ciddi. İşin içinde dijital savaşlardan nükleer savaşlara giden yollarda bulunmakta. Bu iki ekorin Türkiye'de hatırı sayılır bir sermayesi var. Aileler de iki sınıf arasında paylaşılmış gibi. Boğazın her iki yakası gibi. Yakın zamanda bu iki ekole ait ailelerin sahne alması muhtemeldi. İşte bu ayrım içinde Türkiye dolarla, avroyla mücadele ediyordu. Paraya yakın olan ekol para üzerinden Erdoğan'ı tavsiye etmek istiyordu ancak başaramıyordu. Başarısızlık muhalefeti de etle tırnak gibi birbirine kenetliyordu. İşte bu ittifakın önümüzdeki dönemde bir adayı olacaktı. Öne çıkan isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Bey, Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz şeklindeki bir soruya, ittifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım cevabını verdi. İşte bütün dengeleri bilen bir dostum, son ana kadar Kemal Bey önde olacak, ancak o aday olmayacak, gösterilmeyecek dedi. Muhalefetten bir ismin seçimi kazanıp Beştepe'ye geçmesi demek, Türkiye'nin eksen değiştirmesi anlamına geliyordu. Bu kolay bir iş miydi? Hiç değil. Son günlerde belli oldu ki para üzerinden yıpratıcı savaş sürecek. Erdoğan'ın ekonomi dışında tatsi edilemeyeceğini biliyorlardı, bir daha gördüler. Bunu en iyi bilen Erdoğan da adımlarını buna göre atmakta, oyunu buna göre kurmakta. Bu kadar sık sıkıntı yaşayan başka ülke var mı bilemiyorum. Ancak Türkiye bütün bunlara rağmen yoluna devam ediyor. Mücadelenin kısa özeti bu. Başkan Erdoğan'ı tavsiye etmek için anlaşan ve bunun için ittifak yapan muhalefetin kurdaki düşüşten sonra zora girdiğini söylemek abartılı olmayacaktır. Siyaset gereği iktidarı istersiniz doğaldır kimse eleştiremez. Ancak asıl mesele sonuç almaktır. Bu kolay değildir. Bu son krizde görüldü ki muhalefet kesinlikle Erdoğan'ın gittiğini düşündü. Erdoğan siz kim, ekonomi kim, bana mı öğreteceksiniz işimi dedikçe üzerine gittiler. Neler demediler? Özellikle Eylül'den bu yana ciddi ataklar gerçekleştirildi. Artan hayat pahalılığıyla birlikte muhalefet umutları budadı. Karamsar tablonun oluşmasına katkı verdi, bu net bunu başardılar. Ancak son tahlilde rakip gördükleri Erdoğan'ın elini tahmin edemediler, maçın döneceğini hiç mi hiç düşünmediler. Hatırlayalım. İyi Parti lideri Meral Hanım'dan başlayalım. Hükümeti acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye'de ekonomi temennilerle yönetilemez. Temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz. Ben bu konuşmaları büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Hükümeti acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye devlet krizi yaşıyor. Böyle çok çıkışı vardı. Alın size bir örnek daha. Dolar aldı başını gidiyor, ülkemizin durumu uçurma yuvarlanacak bir otobüse benziyor. Ve maalesef hepimizin içinde olduğu otobüsün direksiyonunda da yorgun bir şoför var. Yorgun şoförün direksiyon başında oturma ısrarı sorumsuzluktur. Direksiyon o yorgun şoförün elinden alınmazsa ülkemizin o otobüsün içinden canlı çıkma ihtimali yoktur. Bence Meral Hanım küresel ekonomik anlayışla iç içe olan en önemli partinin lideriydi haliyle kurdaki hareketlilik hakkında en çok fikir beyan eden de kendisi oluyordu. Kur krizine davetiye çıkarıp Türk lirasını pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz, projelerimiz ve kadrolarımıza hazırız, biz çözeriz çıkışı da hafızalardaki yerini koruyordu. Merel Hanım devamlı konuşuyordu da Kemal Kılıçdaroğlu susuyor muydu? Elbette hayır, susmuyordu. Ve en incitici cümleleri Kemal Bey kuruyordu. Erdoğan diyor ki bu ekonomi kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız. Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor? 20 yıldır neredeydin? 1 dolar 1 liraydı. Ne oldu? 12 lira oldu. Milli kurtuluş savaşı veriyormuş. Millete gaz vermeyi bırak. Otur görevini yap. Ders verdim dersini çalış. Kemal Bey son dönemde yanına tüsi adı da alarak yükleniyordu. TÜSİAD'ın Sayın Başkanlığı aramıştım, ekonomik gidiş hiç parlak değil, ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor, hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde, Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa... Kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Deva Partisi lideri Ali Babacan da aynı frekansta gidiyordu. Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti, ekmek 4 lira olmak üzere, kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar dibe batıyoruz durun artık. Gelecek Partisi ile yoluna devam eden Ahmet Davutoğlu da pas geçmiyordu, eleştiriyordu, ciddi olarak yükleniyordu. Dolar 12 TL'yi geçti siz seyrediyorsunuz, faiz sebeptir, enflasyon neticedir diye bahane üretiyorsunuz. Sorumlu uzaklarda aramayın aynaya bakın. Sebep sizsiniz. Ülkenin geleceğini yakmanıza izin vermeyeceğiz. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu da kervana katılanlardan da. AK Parti sebep yüksek döviz kuru sonuçtur çıkışıyla bütün muhalefetin aynı payda altında toplandığını gösterir gibiydi. Adı üzerinde muhalefet elbette eleştireceklerdi bunda sorun yok. Sorun Erdoğan gitti bitti silindi diye düşünmelerindeydi. Bunu öngörememeleri ilginçti. Bu ülkede hükümetler ya darbeyle ya parayla giderdi net. Erdoğan'ın da böyle tavsiye olacağını düşünmeleri, hiç direnmeden teslim olacağını varsaymaları siyaset açısından da sorunluydu. Bu yazdıklarım küresel mücadelenin içerideki safhası. Yılbaşından sonra küresel ataklar göreceğiz, o zaman içerisini dışarısıyla birleştiririz. Devri sona erdi gözüyle bakılan Erdoğan büyük oyunu bozdu ve küresel anlamda örnek oldu bu az bir şey değildi. Bundan rahatsız olanların değişik kanallardan geleceğini şimdiden söylemek için kahin olmaya gerek yok. Ancak Türkiye yoluna devam edecektir. Anlaşılması gereken de buydu sanırım. Erdoğan'ın yaptığı hamle Şampiyonlar Ligi'ne aitti ve orasını bile dağıttı. Bu Türkiye'nin bölgesel lige dönmeyeceğinin işaretiydi. Parayla çok kez sırtı yere düşen Türkiye bu kez parayla tuş ediyordu. Başkan Erdoğan parayla ince ayar çekiyordu. Bu hiç alışık oldukları bir adım değildi. Kafalarının karışmasının nedeni bu. Ergün Diler